arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben daha yeni kalktım, gördüğünüz gibi önce yatağımı topladım, sonra ufak bir cilt bakımı yaptım. Şimdi eşim geliyormuş, hemen bir kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Kahvaltımızı yaptık, bulaşıkları falan topladım, yerleştirdim. Şimdi hemen bir markete kadar ineceğim. A101'e gideceğim. Hemen zaten evimin karşısında. Geleceğim tekrar. Ben şimdi marketten geldim. Kaşarımız bitmişti. Kaşar aldım A101'den. Bir de A101'in böyle bir şeyi varmış, sirkelim diye. Direkt sirkeli temizleyici. Benim diğer beyaz sirkem de az kalmıştı. Onları dedim yemeklere kullanırım. Bunu da işte bir yerleri silmek için kullanırım. Bir de bu Activia'ların meyvelerinden aldım. Karnım acıktı, hatta şu an bir tanesini yiyeceğim. Geldiğim gibi zaten ellerimi yıkadım. Şimdi tekrardan bunları yerleştirip tekrar ellerimi yıkayacağım. Ben şimdi mutfağa geldiğim geçen akşam bir yemek yapmıştım, tavuklu biberli. Üzerine kaşar koyup güveçte fırına atmıştım. Benim de tavuğum vardı biraz dolapta. Şimdi tekrar o yemeği yapacağım. Gayet de güzel olmuştu. Dün akşamdan pilavımı yapmıştım. Pilavım var. Sadece şimdi bunu yapacağım. Malzemeleri doğramadan önce sirkeli suda bekleteceğim biraz. Sirkeli suda beklesin. Benim de yapacak bir şeyim yok. Bütün temizliğimi yapmıştım. Yani artık yapacak hiçbir şey bulmuyorum. Bütün gün evdeyim. Yani canım sıkılıyor demek de istemiyorum şimdi böyle bir durumda ama yapacak hiçbir şey yok yani. Sürekli temizlik, yemek, rutin ev işleri. Öyle, siz başka neler yapıyorsunuz? Bana fikir verebilecek var mı? Bana da bir değişiklik olsun, fikir olsun. Yaparım yani. Neler yapıyorsunuz? Böyle puzzle falan yapıyorlar görüyorum. Ben hiç hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Benim daha çok canım sıkılıyor. Böyle değişik bir şeyler olursa iyi olur. Yani aslında boyama falan yapabilirim ama sanki daha çok canım sıkılacakmış gibime geliyor. İnşallah bu durum daha fazla uzamaz. Bu virüsten de bir an önce kurtuluruz. Gerçi Çin'de şimdi başka bir virüs çıkmış. İnşallah o gelmez. Yani bunu atlatamadan bir de o gelirse bilmiyorum, çok sıkıntı. Özgürlük ne kadar güzel bir şeymiş ya. Evde kaldığımızda anladık. Gerçi bu durum bence bir şeylerin kıymetini anlamamızı sağladı. Ama yani ölen insanlarımızı gördükçe... İnşallah daha fazla kayıplar vermeyiz diyorum. Herkes kendine dikkat etsin. Herkes evde kalsın. Yani zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Çünkü bu işin hiç şakası yok. Öyle. Ben şimdi bunları beklerken biraz televizyon izleyeyim. Ya da televizyon izlemeyeyim, çamaşırları makineye atalım. Çamaşırlarımı makineye attım. Bir 15-20 dakika oldu zaten malzemelerimi sirkeli suya koyalı. Onlar da olmuştur. İlk önce tavuklarımı bir doğrayacağım. Yani onları ben zaten böyle kuşbaşı şeklinde alıyorum. Ama ben biraz daha ufak ufak yapacağım. Çünkü böyle küçük güveçlere koyacağım için daha küçük olsun istiyorum. O yüzden şimdi onları tekrar bir ikiye böleceğim. Sonra da sebzelerimizi doğramaya başlayalım. Müzik.
diğer malzemelerimi Evet, tavukların suyunu salana kadar pişti. Şimdi soğan ekledim, biraz fazla eklemiştim ama olsun, sıkıntı yok. 2-3 dakikada soğanla kavurdum. Şimdi de biberlerimi atacağım. Ani değişiklikle vazgeçtim o yemeği yapmaktan. Bunun içerisine hemen krema koyacağım, köri koyacağım ve kremalı körili tavuk olmuş olacak. Öyle canım şu an öyle yapmak istedi yani. Onu daha çok seviyoruz. Öyle yapıyorum ben. Önce körümü koydum, biraz karıştırdım. Şimdi kremamı koydum. Kapağını kapatıp bir 3 dakika falan da böyle pişireceğim. Ben gördüğünüz gibi son anda bir fikir değiştirdim. Kremalı körili tavuk yaptım. Şöyle. Bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Vlogu artık burada kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeye basmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.